One Operator zaten oynadık moruk. Almost'un ters kelepçe yemesi hakkında ne düşünüyorum? Talihsiz olay be. Yani talihsiz olay. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı. Niye oldu? Anlamış değilim. Keşke olmasaydı. Росомаха. Hayır abi, benim anlamadığım şey şu. Deli mi ne? Kanalın adı Deli mi ne? Adamın yaptığı şeyler zaten ilk çıkış videolarını ben hatırlıyorum. Kale içinde desteksiz tırmanıyor falan, tamam mı? Adamın kanalı bu. İzleyen insanlar zaten destekledikleri ve görmek istedikleri içerik bu. Adam da her seferinde daha manyak ne yapabilirim diye gidiyor. Çünkü kitle bunu istiyor. Tamam mı? Ondan sonra devam ediyor adam bu içerikleri yapmaya. Benim beğendiğim bir şey mi? Asla beğenmiyorum. Maçta yapılan doğru bir şey mi? Değil. Çok yanlış bir şey. Ama bu insanlar destekliyorlar, destekliyorlar. Ondan sonra bunu yapınca vay efendim niye bunu yaptı? Abi bu adam YouTube'un en çok izlenen adamlarından birisi. Yıllardır yaptığı içerik bu. Ya niye şaşırdı ki insanlar? Ben onu anlamadım. Neye şaşırdılar? Ben bunu anlamadım. Yani o zaman yıllardır izlemeseydiniz abi, niye izlediniz ki bu içeriği? Aa, şimdi subscribe butonundan çıkıyorum. Tamam çık abi yani. Росомаха. Bir kere izlemedim. Abi zaten sen izlemediysen sana koyan bir şey yok ki. UEFA Süper Kupa. Şimdi şöyle bir şey var. Ülke rezil oldu kısmına kesinlikle katılmıyorum. Kimsenin sikinde olduğunu zannetmiyorum. Fakat UEFA bu konuda eğer ki organizasyonda sıkıntılar arasında bunu görüp de organizasyonel sıkıntılardan ötürü ülkemize sonra bir daha böyle bir event verme konusunda zorluk çıkaracaksa çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Vakıf olduğum bir konu değil benim. Ben futbolla alakam yok. Beni biliyorsunuz. Çok büyük sıkıntı. Aha, böyle bir şey yoksa yani arkadaşlar, Vitali'nin kız arkadaşı çıktı, atladı. Hayvan gibi takip bastınız. Hayvan gibi. Vitali'nin annesi atladı. Hayvan gibi takip bastınız. Yani o ikiyüzlülüğü Rassamaha. yapmayın. Temiz tıkladı diyor bak adam yani. Hayvan gibi takibi bastınız. Hayvan gibi. Yani yapılan şey doğru değil. Asla desteklemiyorum, onu söyleyeyim. Yapılan şey kesinlikle doğru değil. UEFA bu konuyla ilgili sinirli ise bilmiyorum. Ha ben bu arada Derimine'nin bundan sonra sponsor konusunda sıkıntı çekebileceğini düşünüyorum. Çünkü oraya oturduysa sponsor sayesinde oturmuştur muhtemelen. Çünkü Panda demiş ki o Panda tribündeymiş sanırım ve önlerde özel sponsorların getirdiği insanların bulunduğu bir yer mi varmış? Öyle bir şeymiş. Öyle bir yere oturmuş. Öyle bir yere oturduğu için de muhtemelen yani sponsorun haberi olmadan böyle bir şey yaptıysa zaten büyük yandı. Ama yanındaki insanların da kelepçelenip götürülmesine üzüldüm. Ha zaten olay yargıya intikal etmiş anladığım kadarıyla. Olay yargıya intikal etmiş. Ben kendisiyle hiç konuşmadım konuyu. Olay olduğundan beri. Olay yargıya intikal etmiş zaten. Ne oldu? O sonuçlandı mı bilmiyorum. Abi bu konuda haksızsın bence. Ronnie bu konuda hangi söylediğim şey haksız? Gel Discord'a, merak ettim. Vidanjur. Dediğim hangi konu haksız? Şu an Discord'da bekliyorum. Gel. Abi şart ile serbest kaldı. Ne? Rassamaha. Serbest bırakıldı şartta. Ömür boyu maçlara giremiyorlar. Açıklama videosu mu yapmış? Bilmiyorum, görmedim. Rory gel gel. Gel, cidden merak ettim. Rassamaha. Ne diyeceğini merak ettim. Yani yanlış ne söylediğimi çok merak ediyorum. Canlı yayında olmanın avantajlarını niye kullanmayalım? Özür dilemiş. Zaten özür dilemesi gerekiyor. Yaptığı şey yanlış.
Hayır abi yaptığı şey yanlış diyorum, sana katılmıyorum diyorsun. Yani yaptığı şey doğru mu sence? Ronnie bunu mu diyorsun? Çünkü ben YouTube'daki yorumları da şimdiden görüyorum. Rassamaha. Abi diyorum ben katılmıyorum. Zaten yaptığı şey yanlış diyorum. Yani katılmadığın nokta neresi abi? Onu çok merak ettim şu an. Yaptığı şey doğru muydu? Onu mu diyorsun? Hepinize. Ah dur bakayım. Ronnie gelsene abi. Cidden merak ediyorum ya. Ne düşündüğünü. Discord'a gireceksin lan alt tarafı. Sapsın sen. Rassamaha. Ha geliyor tamam. Ben de o arada videoyu izleyeyim. Bakalım ne demiş. Size selamlar arkadaşlar. Dün akşamki yaşadığımız... Nerede yayınlamış bunu? Niye böyle random bir kanalda? Bu Rassamaha. konuda fikri olan var mı? Olayla alakalı hislerimi sizlerle paylaşmak ve yaşananları sizlere anlatmak istiyorum. Bir milli takım sporcusu olarak böyle bir konuyla beraber karşınıza geldiğim için çok mutsuzum. Huzurlarınızda tüm Türk halkından özür diliyorum. O akşam maçı izlemeye gelen tüm futbol sever arkadaşlarımdan, Doğru hareket, özür dilemesi lazım abi. stat görevlilerinden, tüm sporcu arkadaşlarımdan özür diliyorum ve beni affet Nerede yayınlamış ki? Bunu nerede yayınladı? etmelerini diliyorum. Dün akşam maçı izlemek için her seyirci gibi futbol sahasına gittim, stada gittim ve maç başladı. Yani oraya gitme amacım böyle bir YouTube videosu çekmek, bunu işte sahaya atlayıp videoya çekip bunu YouTube kanalımda paylaşmak falan değildi. Kaldı ki yanımda kamera falan da götürmedim. Böyle bir hazırlığım Ordu'nun yeni yoktu. doğan Maçı tüm izlerken gençleri 15. doğan dakikada falan çocuklar inanılmaz heyecanlı bir durum oldu. Korner atışı esnasında maç durdu ve ben anlık refleksle bir anda heyecana kapılıp sahaya atladım. Kimseye dokunmadım. Yaptığım o anın heyecanına kapılmış böyle planlanmamış bir hareketti. Ne bir kişinin, ne bir kurumun, ne de bir markanın yönlendirmesiyle falan hareket etmedim arkadaşlar. Ya da buradan bir video çıkartıp YouTube kanalıma atıp bir gelir elde etme amacında da değildim. Bir takipçi kazanma amacında da değildim. Hepinizden teker teker özür diliyorum bu durumu size yaşattığım için. Bir milli takım sporcusu olduğum için bu müsabakaların ne kadar önemli müsabakalar olduğunu farkındayım. Kendim 27 kere milli forma giydim. Ama bu durumun içerisindeyiz ve karşınıza geçip sizden özür diliyorum. Bugüne kadar beni tanıyanlar iyi bilir. Tanımayanlara da şöyle kısaca kendimi anlatmak istiyorum. Yaptığım videolarda ve yaşantımda her zaman spora ve sporcuya çok önem gösterdim. Kendi yaşantımda da bu şekilde yaşıyorum. Genç arkadaşlarımı da bugüne kadar hep spora teşvik ettim. Bu durum yaşanmış olsa bile daha ilgili bir şekilde, daha alakalı bir şekilde genç arkadaşlarımı spora teşvik etmeye, bununla alakalı videolar üretmeye devam edeceğim. Böylesine üzücü bir olayla beraber karşınızda olduğum için gerçekten çok derinden etkilendim ve bu durum beni çok üzdü. Bundan sonra hareketlerimde daha dikkatli olacağıma söz veriyorum ve sizden af diliyorum. Nerede yayınlamış bunu? Rassamaha. Ah, Ronnie geldi. Ronnie, söyle canım, gel. Heh. Ne konuda? İyi yayınlar abi, Selam, merhaba. merhaba. Merhaba Ronnie. Kaç yaşındasın öncelikle? 12. 10 yaşındayım abi ama 12'yim burada. Tamam, Burada 12 burada yaşıyorum. 12. Benim bütün izleyicilerim 12 yaşındadır. Evet. Söyle Ronnie. Abi şimdi şöyle bir şey var. Bu adam, ben şöyle düşünüyorum, bilerek atladı. Şimdi diyeceksin sen bu kanıya nereden... Abi şimdi bu Ben adam onunla ilgili hiçbir yorum atladan yapmadım bu arada, onu söyleyeyim de. Tamam, devam et. zaten getireceğim o konuyu. Tabii. Şimdi abi o adam atladan zaten şey oluyor. Direkt kayda geçiyorlar arkadaşlar. Şimdi sen diyeceksin ki kimsenin siklemez yani UEFA bunu ama abi şöyle mesela o adam ben bilmiyorum. Sesin gidiyor Ronnie. Ronnie. Benim internetimde bir sıkıntı yok değil mi? Ronnie? Alo. Heh. Benimkinde olabilir abi. Evet olabilir, sesin kesildi. Söyle canım. Abi benim bildiğim ne kadar doğru yanlış bilmiyorum. Şimdi orada kesin konuşmuyorum ama şöyle bir şey var. Galiba o sağ güvenliği alınmış işten bu adam yüzünden. Böyle bir soruşturma açılmış. Bilmiyorum ne kadar doğru yanlış ama. Mesela onun arkadaşı Emre vardı. O çocuk Bu dünyaya dolaşan vloglar çocuk. çekiyordu, seyahat videoları. Aha. Aynen ona da yayın yasağı getirdi. O çocuğa oldu olan. Çünkü adamın işi Yayın seyahatleri yasağı değil, seyahat yasağı vlog geldi. Seyahat yasağı geldi. O da yurt dışına olarak çıkamayacak. yayınlamaktı. Evet. Aynen. Yurt dışı yasağı çıkması yasaklandı. O konuda bence yanlış. Bu Abdü'nün yaptığı yanlış. Bence takipçi için atladı. Abi o videosunda heyecandan falan bahsediyor ama bence heyecan değil. Ben öyle düşünmüyorum en Tabii azından. takipçi için atladı zaten belli o konuda, ben de sana katılıyorum. Yani bu şeyin Vitalized işte yıllar önce YouTube'da içerik çıkaran, şu anda aktif mi bilmiyorum Vitali. Vitali'nin annesinin ve karısının yaptığı şeyin Türkiye versiyonunu yapmaya çalıştı. Burası belli herhalde. Aynen O abi, konuda aynen. kimse
Aksini herhalde iddia edemez. Evet. Başka? İşte abi ben o yüzden mesela senin şu yöne katılıyorum. Dediğin gibi o büyük ihtimal sponsorla o bilet aldı UEFA biletini. Bu yüzden şey yaşayacak. Tabii oraya o bulunduğu bölge sponsorla gelen insanların oturduğu. Hani influencerların yani bizim yarım ünlü ya da ünlü dediğimiz insanların oturduğu bir bölgede oturuyor yani. Orası belli. Aynen abi. Tamam i̇şte benim abi. Dediklerime katılmadığın nokta ne onu anlamadım ben hala. Ronnie. Gitti. Tamam ben de farklı bir şey demedim ki neresine katılmadı onu merak ediyorum. Benim ne dediğimi unuttu. Allah Allah. Katılıyormuş işte. Ronnie Can, Ronnie Boy. Rassamaha. Öldü. Tamam. Fişi çekti. Benim Domino'daki gibi bilgisayar kapandı. Abi ben sana hiç katılıp çektiğimi bir konuşalım. Abstract gel sen de anlat. Merak ettim. Abstract'ı getirin. Bu konuda neye katılmıyorsun? Abstract. Çünkü şey çok geçiyor abi. Ben bir şey söylüyorum. YouTube'da yorumlarda hep şu yazılıyor. Amına koyduğum şişkosu yine oturduğun yerden tabii bilmem ne olduğundan oturuyor. Vay sen nasıl? Ama kimse benim söylediklerimde nereye katılmadığını ve kendi düşüncelerinin ne olduğunu yazmıyor. Bunu asla göremiyoruz. Ronnie'de de göremedik. Göremiyoruz abi. Neden böyle ya? Öğrenciyiz internetimiz. Neden? Ne için bilin? Çünkü Ögeday. Katılmıyorum çünkü kilolusun. Çekiyorum. Serhat gir Discord'a. Gir çekeceğim. Serhat neredesin? Serhat Discord'a gir önce. Discord'a gir. Bu olayla ilgili söylediğim şeyler arasında katılmadığınız konu neyse söyleyin. Anladım. Tamam. Okey. Anladım. Demek ki önce dinlemek lazımmış arkadaşlar. Demek ki önce bir dinlemek lazımmış. Adam direkt katılmıyorum diye girdi. Neye katılmadığı belli değil amına koyayım. Aman abi hürriyetteyiz şimdi bak. Hiç belli olmuyor. Hürriyet magazin sayfasından ani bir meme patlar suratımıza. Banlanıveririz Twitch'ten. Sonra niye banlandığını da söylemiyorlar. Öyle banlanıyorsun. Ah kötü günlerde kötü zamanlarda yaşıyoruz arkadaşlar. Neyse deli mene konusunda kısaca bu arada YouTube'a atacak arkadaşlar atacaksanız tamamını atın tamamını atmayacaksanız dibine kadar telif basacağım çünkü bıktım yani bir de yarrak gibi başlık atıyorsunuz. Deli mene konusunda şunu söyleyeyim yaptığı yanlış bir hareketti. Eyvallah. Yanlış olduğunu kabul etmiş. Özür dilemiş. Ona da eyvallah. Ama şey kısmına ülkemizi rezil etti kısmına çok katılamıyorum vallahi. Ben kimsenin sikinde olduğunu zannetmiyorum abi. İngiliz taraftar gelmiş. Sahaya birisi atlayınca birasını kaldırıp aa diye bağırmıştır yani adam. Ne yani bizim ülkemizi rezil edecek durum bu mu? Ülkemizi rezil edecek şeyler arasında belki 892. sırada falan olabilir yani. O kadar çok şey var ki. O yüzden şey yapmayalım. Hani bunu kafasına giyotin geçirme moduna da gelmeye de gerek yok yani. Enes Batur olayı kapanmadı daha. Yazık o da sevinmiş. O da sevinmiş. Deliminenin olayı çıktı ya. Oh diyor. O şey benim linçlenme olayım geçti. Biraz da ben geçireyim. Yani
Bir anda sevinmiş lan çocuk. Tweet falan atıyor böyle. Ulan sen diyor nasıl diyor ya falan diye. Hoşuna gitmiş. Ya abi Enes Batur Enes Batur da değil arkadaşlar. Yani bundan 3 ay önce bakıyorum. Netflix'in CEO'su çıkıyor diyor ki Türkiye'de Netflix'le ilgili bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Biz Suudi Arabistan'da Pakistan'da yayın yapan bir kurumuz. Kimse de bize karışmıyor diyor. Yani bugün biliyorsunuz arkadaşlar durumu. Yani bu işin daha Chikipedia'sı var. Bu işin daha Teytel'i var. Bu işin daha Düber'i var. Arkadaşlar yani uluslararası ortamlarda bizimle ilgili yapılacak yorum çok zaten. Abdü sahaya atlamış. Televizyonda çıktı mı bu arada? UEFA sanırım karar almış. Televizyonda biri sahaya atlayınca göstermiyorlarmış. Televizyonda evet. Çıktı mı? Yok çıkmadı abi. Çıkmadı değil mi televizyonda? E tamam abi oradaki yok. Seyirci görmüştür. O da İngiliz zaten yani. Aa deyip geçmiştir herif. Televizyonda derken canlı yayında çıktı mı maçta? Maçta çıktı mı? Canlı yayında çıkmadı. Abi tamam o zaman yani. Hani görse bile yabancı en fazla şey diyecek. Aa meczup galiba sahaya atlamış der. Ya da ilgi çekmeye çalışan birisi der. Geçer yani ne diyecek ki adam. Vay sen nasıl Türkler sokaklarda koşup da bir de sahaya mı atlıyorlarmış. Ha böyle demizler yani. Dencek olsa öyle bir şey. Bu Vitali'nin karısına anasına derlerdi. Ya aynen Hürriyet'i şeyden dolayı açtım. Bu 3 tane saha görevlisinin işten kovulması muhabbeti var. Hürriyet'i ondan açtım. Çünkü Twitter'da dönüyor bu tip şeyler ama Hürriyet'e de çok güvenilir diyemeyeceğim de neyse. Hani Twitter'da dönüyor ama hani bu işin gerçekten yaşanıp yaşanmadığıyla ilgili şeyleri haber sitelerinden takip etmeye çalışıyorum. Gerçekten saha görevlileri işlerinden alındılar mı alınmadılar mı bilmiyorum. Şu anda çıkarılan dezinformasyon da olabilir. Varsa üzücü bir durum. O zaman Abdü onları işe alacak abi. Abdü atladı diye gururumuz diyenler var. Onlar iyice kafayı yemiş abi herhalde. Güvenlik zayiatından ötürü işlerinden alınmış olabilirler. Eğer öyle bir şey olduysa. Ben de Twitter'da tam yayına girmeden önce gördüm o muhabbeti. Direkt sağ görevlisi. Atsana Gusil... Gulusi'yle şey versenize. İzin versenize. Direkt güvenlikle konuşmuş. Linki var diyor. Heh, güzel izin verdiniz. Adam atamadı amına koyayım. Modlarım uyumasak. Yine uyudu. Anladım. Ha bu muymuş? Ha bu. Dün gerçekleşen Süper Kupa finali delemeyen attı falan filan nedeniyle görev 3 gün önce işten alınmış. Bu konuyu duyurup arkadaşımıza yardımcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. RT'lisiniz bakalım abi. Bunu yakalayan biri benim. Bunun yüzünden 3 arkadaşım kimden emek verdi? Fotoğraf falan var mı hiç dünden? Dünden çıkarılanların mı? Bunu yakalayan biri... pardon burada. Onlar da düğün maçta onlar da. Sağdakiler karşı görevde fotoğraf çekmez. Biz zaten medya dolanıyor. Tutuyorum onu şu an. Ha bu çocuk bu mu? Ha kimin bölgesinden çıkarsa... Onların başı yanıyor herhalde. İşlerine dönemeyecektim. Kardeşlerim normalde benim bölgemden atladı bu adam ama benim işim engellemek değil. Sahaya kaçanı yakalamak olduğu için benim önümde engelleyici 3 arkadaş tespit etmişler. Onların güvenlik kartları çıkışta güvenlik şube el koymuş. Sertifikaları iptal olacak ve bundan sonra herhangi bir yerde görev yapamayacaklar. Sahaya atlayan adamla konuşma ihtimali varsa söyle ona gelsin. Sertifikaları iptal olan adamları bulsun. Af dilesin ya da adamlara da düzgün çalışabilecek iş bulsun. Bu adam burçlu çünkü bize. Evet haklı. Dediğim gibi Abdü'nün onları işe alması lazım abi. Росомаха.
Eğer doğruysa olay. Doğruysa olay budur yani bu işin raconu. Bu arada alması lazım değil. Ya insani olarak oğlum. Allah Allah. Ama adamların da şeyini tahmin ediyorum abi. Orada güvenlik görevlisi olsam ben. Ben de arkamı döner maçı izlerim abi. Arkamda YouTuber zaten ünlü münlü adamlar var. Herhalde gavatlık yapmazlar diye düşünüyorum yani. Güvenlik görevlisi olsa değil mi sonuçta yani. Hani ünlü adam da sahaya atlamaz diye düşünürsün. Değil mi? Böyle maç izlersin. Asıl gerginlik şeyde değil mi abi? Kale arkası tribün. Falan. Yok abi kameraya bakıyorlar yanından geçiyor ve gülüyorlar. Aa öyle mi? O zaman bir nevi işini yapmamış olmuyor mu adam? Var mı onun videosu? Yani görevi engellemek olan adam Derimine sahaya atladığı zaman gülüyor mu? Bu terste bir işlik yok mu peki? Anladım abi. Unlost ne alaka? Unlost sanırım o sırayı da kayda alıp şey yaptığı için. Story'de paylaştığı için alınmış içeri anladığım kadarıyla. O zaten anlatır. Ya onların o ters kelepçeli videoları cidden tarihsiz bu arada. Yani delimi ne anladım da Emre Durmuş, Unlost falan o bir kişi daha vardı sanırım. O bayağı talihsiz bir durum ya. Ya o videonun dolaşması talihsiz gerçekten. Furkan Yaman değil mi? Evet. Yani onların adına talihsiz. Neyse. Yapacak bir şey yok. Da böyle bir olay. Sorup sorup durduğunuz için fikrimi düşündüm.